Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatının sözlü geleneğini sürdürme bu doğru. Ahenk unsuru olarak e, genellikle yarım kafiyeyi kullanıp hece ölçüsüyle yazma bu da doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Söylenmek istenenlerin dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması doğru. Mesnevi Naat, Münacat, Mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması diyor arkadaşlar. Şimdi Mesnevi Divan Edebiyatı'nda, Mersiye Divan Edebiyatı'nda Mersiye özellikle ölen kişilerin arkasından duyulan acıyı dile getirir arkadaşlar. Mesnevi'ye baktığımızda günümüzdeki roman ve hikaye karşılık gelmekte. Beyit Naz'ın birimiyle yazılmakta. İkisi de Divan Edebiyatı'na ait. Dolayısıyla Denizli Şıkkı yanlış oldu. Şiirlerin bağlama adı verilen bir sazla söylenmesi bu da doğru. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde olabildiğince sade, samimi bir dil kullandı. Yaşadığı dönemin Türkçesinde var olan ve halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilen Arapça parça kelimelere de eserlerinde yer vermesi, tasavvuf düşüncesini kolaylıkla anlatmasını ve ürünün geniş bir coğrafya yayılmasını kolaylaştırdı. Şiirleri çok kolay gibi görünüp aksine anlam derinliği ve anlam yoğunluğu içeren Sehli Mümteni denilen tarzdadır. Risaletin Nusiye ve Divan olmak üzere iki önemli eseri vardır. Risaletin Nusiye arkadaşlar Nasihatler kitabı anlamına gelen Yunus Emre'ye ait olan bir eserdir. Aşık Ömer'e baktığımızda güzellemeleriyle meşhur ve hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmış Aşık Ömeri eleyebiliriz arkadaşlar. Hacı Bektaşi Veli'ye baktığımızda o da Bektaşi tarikatının kurucusudur. Bu yüzden Hacı Bektaşi Veli'yi de eleyebiliriz arkadaşlar yine aynı şekilde ve Diğerlerine Pir Sultan Abdal'a baktığımızda Pir Sultan Abdal'da da daha çok coşkun bir lirizm ve nefes türü şiirleriyle tanınmış. Bunu da eleyebiliriz arkadaşlar ve Bay Burtulu zihniyi de eleyebiliriz. Cevabımız bu durumda dediğim gibi C şıkkı olur. Buna göre tablodaki numaralanmış yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki tabloda şairlerin en çok Tanındıkları nazım türü ve yaşadıkları dönem verilmiştir. Dadaloğlu 19. yüzyıl arkadaşlar. Dadaloğlu daha çok e, koçaklamasıyla meşhur olmuş. Yani savaş, yiğitlik ve kahramanlık anlatan şiirlerdir. Yunus Emre ilahi türünde tanınmıştır arkadaşlar. Ve Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamakta. Devam ediyoruz. Güzellemeleriyle meşhur olan ve 17. yüzyılda yaşayan önemli sanatçımız Karacaoğlan'dır. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir? Halk edebiyatı sözlü geleneğin devamı niteliğinde olduğundan meydana getireni ve söyleyeni belli olmayan halkın ortak malı olan edebi ürünlere sahiptir. Türkü, mani, ninni ve tekerleme arkadaşlar anonim halk edebiyatı ürünleridir. Fakat mesneviye baktığımızda divan edebiyatı ürünü. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Belirli bir öğrenimden geçmiş hece ve aruz ölçüsünü kullanarak şiir yazabilecek ancak saz çalmayı bilmeyen şairlere verilen attır. Kalem şu arası doğru arkadaşlar. Halk şairlerinin şiirlerini bir araya getiren daha çok derleyicisinin beğenisine göre şekillenen aşağıdan yukarıya açılan defterlere cön kadı verilir. Bu da doğru. İslamiyet'in kabulünden sonra ortaya çıkan halk edebiyatında ayrı bir kol olarak gelişen edebiyatın temelini oluşturan öğretmenler tasavvuf bu da doğru arkadaşlar. Eskiden sanatçıların yapıtlarında kullanmak için aldıkları halk şairlerinin son dörtlükte kullandığı ikinci ad mahlas değildir arkadaşlar. Tapşırmadır şöyle. Tapşırma mahlası divan sanatçıları kullanır. Cevabımız bu yüzden denizli. Saz şairlerinin kendi aralarında yaptıkları yarışma ve atışmalarda bir kafiye vererek karşı tarafın aynı kafiye ile cevap vermesini istemek ayak açmaktır. Bu da doğru. Cevap Denizli. Yukarıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile halk edebiyatında ortak değildir diyor arkadaşlar? şiiri kopuz eşliğinde ezgiyle söyleme. Bu arkadaşlar İslamiyet öncesi edebiyatta var fakat Halk edebiyatında ne vardır? Artık kopuz yoktur. Bağlama adını verdiğimiz bir çalgı vardır. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda cevabımız Adana Şık ortak değil. Dörtlük nazım birimini kullanma ikisinde de ortak. Yarım uyaklı söyleyiş ortak. Aşk, doğa, yiğitlik, ölüm gibi konuları işleme ortak özellik. Hece ölçüsünü kullanma ortak özellik. Dediğim gibi cevabımız Adana Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Aşık Veysel'e ait olamaz? Aşık edebiyatının son büyük temsilcisi olarak değerlendirilen Aşık Veysel'in içtenlik ve yalınlığın ağır bastığı şiirlerinde geniş bir konu yelpazesi görülür. Örneğin bir şiirinde ülkemiz insanlarını gelişen ilim ve teknolojiye duyarsız kalmamaları konusunda uyarırken bir başka şiirinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapar. Hayal dünyasında canlandırdığı beşeri ve ilahi aşkı en güzel mısralarla dile getirirken... Yine beşeri aşkı anlattığı ve insanın ancak sevgiyle değer kazandığını ifade ettiği şiirleri unutulmazlar arasında çoktan yerini almıştır. Hangisi aşık vesile ait olamaz. Saklarım gözümde güzelliğini. Her neye baksam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı sen varsın orada. Gördüğünüz gibi müthiş bir beşeri aşk. Bunu eleriz. Çalışalım, kurtulalım buhrandan. Nedir sendik benlik? Usandık candan. Irkımız, neslimiz aynı bir kandan. Yurdun yaraların saralım kardeş diyor arkadaşlar. Bunu da eleyebiliriz. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu da eliyoruz. Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç ben beyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz yaşamak bu kadar güzelken? Bunun aşık ve ait olduğunu söyleyemeyiz. Bir kere burada türkü diyor anahtar kelime olarak. Yaşama sevinci var burada aşık ve ait değil cevabımız Denizli. Dökülen yağmurun kilogramı ölmüş biçmiş metre midir kalemi Çok yatarsın azdırırsın yaramı. Uyan bu gafletten uyuma yurtaş. dediğim gibi bunu da eleriz cevap Denizli. Anadolu'daki Bektaşiliğin ileri gelenlerinden biri olan Kaygusuz Abdal'dan alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. E, nefes Türüne örnek oldu. baktığımızda arkadaşlar Kalbus Saptan Nefes Türünde yazdığı şiirleriyle meşhur zaten. Bir de okuyalım. Dost senin yüzünden özge ben kıblayı can bilmezem. Pirin hüsnünü severem bir gayrı iman bilmezem bu doğru. Kafiye ile redifin kullanıldığı bakalım arkadaşlar. E, bilmezem bilmezem. Bir kere şuradaki bilmezemler yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için redif olduğunu söyleyebiliriz. Can ve iman sözcükleri arasında A ve N sesleri var. Düzeltme işareti olduğu için A'nın üzerinde bir buçuk heceden iki olarak okutuyoruz. E N de vardı üç. Üç ses benzerliğine de ben ne diyecektim arkadaşlar? Zengin, uyak diyecektim. Bu şekliyle baktığımızda kafi ve redif de var. Saz eşliğinde ve makamla okundu. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Bunu da gönül rahatlığıyla eleyebiliriz. Allah'tan gelip Allah'a dönmek yani fena fillah konusuna esas aldı. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Dini tasavvufi bir şiirdir fakat e, Fenafillah konusu yok. Cevabımız Denizli. Dost pir e, sözcüklerinin tasavvuftaki anlamlarıyla kullanıldığı. Bu da doğru. Cevap D. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Mahlas renk anlamına gelen bir sözcükten gelmektedir. Minyatür ustası, ressam ve hattattır. Gül koklayan kadın, tahtı revan. Tablosu en tanınmış eserlerindendir. Destanı atalar ile Adlı Destan'ı ile Selanik-İstanbul yolculuğunu konu alan ve bu türün ilk örnekleri arasında yer alan tekerlemeleri ünlüdür. Arkadaşlar, Seyrani taşlamalarıyla meşhur tabii ki bunu eleyebiliriz. Ruh saati zaten eliyoruz. Gevheriye baktığımızda Gevheri arkadaşlar toplumsal olaylarla ilgilenmeyip sadece aşk ve doğa konusunu işlenmiş ve divan edebiyatından etkilenip aruzun yanında daha doğrusu hecenin yanında aruzu da kullanmış bunu da eleyebiliriz. Dertliği de elebiliriz arkadaşlar yine divan edebiyatından etkilenmiş ve hecenin yanında aruzu da kullanmıştır. Bunu da eledik cevabımız B levni olacak. Bu özelliklerle anlatılan aşık grubu aşağıdakilerden hangisidir? Çoğu ümmidir. Okuma yazması olmayan yani arkadaşlar. Şimdi o yüzden neyi eleriz? Kalem şu şuarasını eleriz tabii ki. İslamiyet öncesi Türk şiiri geleneğinin yolunda ilerlemişlerdir. Şiirlerinde divan edebiyatı etkileri görülmez. Şiirlerinde gerçek yaşam sahneleri, gerçek doğa, Tasvirleri at üzerinde gidilen uzun yollar, geçit vermez dağlar somut bir şekilde anlatılır diyor arkadaşlar. At üzerinde gidilen uzun yollar. At bizim için biliyorsunuz ki göçebe kültürümüzde olan bir hayvandı. Konar göçer aşıklardan bahsediyor arkadaşlar cevabımız Bursa. Köy aşıkları değil sadece köyü anlatıyor. E, asker aşıklar tasavvuf aşıkları değil cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bir aşığın ya da şairin kendi dönemindeki ya da kendinden önceki dönemde yaşamış şairleri anlattığı eserlere şairname denir. Edebiyatımızda yazılan ilk şairname Şairname adıyla 17. yüzyılda nokta nokta aittir diyor arkadaşlar. Ercişli Emrah olamaz arkadaşlar çünkü orada Emrah ile Selvihan adlı halk hikayesi var sadece. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Kayıkçı kul Mustafa da olamaz arkadaşlar. Bir ordu şairi biliyorsunuz. Daha çok genç Osman destanıyla meşhur. Gevheri de olamaz arkadaşlar. Gevheri de kesinlikle ne yapabiliriz? Eleyebiliriz şöyle. Erzurumlu Emrah da olamaz. Divanı Emrah var ve aruz ölçüsüyle olan şiirlerini burada ne yapmıştır? Toplamıştır. Koşma ve Sema yazmış daha çok. Tabii ki Aşık Ömer'e aittir arkadaşlar. Şairname tam 105 şairin adının sayıldığı bir eserdir. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olur.